kokunla güne başlamak dünyanın en güzel duygusu. Efendim sen? Seni yanımda göremeyince bir an korktum. Ama sonra notunu okudum. Çok iyi geldi. Duygularımız karşılıklı. Günaydın bu arada. Öğlen olmuş ya. Bu saate kadar uyumuşum. O kadar güzel uyudum ki mışıl mışıl. O çok belli oluyordu zaten yüzümden. Ben hiç uyandırmak istemedim. Yani keyif aldığın o kadar belliydi ki. Sen ne yaptın? İşte misin? Ben iş yerindeyim. İyi, ben hazırlanıp yanına geleyim o zaman. Yok, gelme. Sen hazırlan tatlı tatlı böyle. Bir saate falan ben gelirim, alırım seni. Yeni mekana geçeriz direkt. Yeni mekana mı? Özgür, kötü bir şey yok değil mi? Yok, yolunda her şey. Anlatırım görüşünce. Tamam. Tamam sevgilim. Görüşürüz. Bay bay. Özgür Bey. Tam böyle servis yapıyorum. Elimde de çakmak. Dedi ki, yak bakalım dedi. Böyle yana yana gitti. Oraları da elimle şöyle dökerken gazı fışkırtmışım. İlk şu perde yandı mesela, hiç unutmam. Şu, o kadar benim için yeri ayrıdır o yüzden. İlk o yandı çünkü. Özgürcüğüm, biraz konuşabilir miyiz yavrum? Tabii ki anne, o ne demek? Anne kusura bakma, ben dün sana biraz sert çıktım. Gergindim çünkü biraz. Bir de siz öyle konuşunca tutamadım kendimi. Yok yok, aslında sen haklısın yavrum. Ben ne kadar saçma sapan şeyler yaptım Özgür. Hiç bana yakışır şeyler miydi bunlar? Yani ben anlamadım neden böyle şeyler yaptım ama... Fitnat'ın da etkisi olduğu bazı şeyleri yanlış anladım, değerlendirdim. Ben senden çok özür dilerim. Emre... Bana her şeyi anlat da Ezgi ile ilgili. Gerçekten çok özür dilerim senden yavrum. Bütün olaylara ne kadar tersinden bakmışım. Bak oğlum, aslında Ezgi benim ilk tanıyıp sevdiğim, sana da ısrarla evlenmeni istediğim kızmış meğerse. Çok yanıldım, çok özür dilerim yavrum. Evet anne, dediğin gibi zaten sen Ezgi'yi ilk gördüğünde tanıdın ve anladın. Ezgi gerçekten de o tanıdığın, sevdiğin kız. Evet oğlum. Özür dilerim yavrum. Bak şimdi Göce'ye gideceğim ve gözüm hiç arkada kalmayacak. Burada ev tutmuştuk. Her şeyden vazgeçtim ben. Gideceğim çünkü seni artık bırakabilirim. Birbirinize emanet olun. Ölsem de gam yemem çocuğum. Oo sultanım, nereye ölsem falan, ölmek falan yok. Bunlar yani dramatik dramatik laflar. Yok canım, henüz ölmüyorum. Dur bakalım, daha işimiz var seninle. Yani Göce'ye gideceğim, onu söylemek istedim çocuğum. Gözüm arkada değil, onu söylemek istedim. Bir yere gidemezsin, daha açılışımız var. Aa, gerçekten mi? Evet, sensiz olur mu? Yani hele yengemsiz asla olmaz. Sen yoksa yengemsiz olmaz mı dedin? Esprim ayetindeydi de o, neyse. Sen nereden çıktın? Çıkarım ben. O öyle biraz çekindi de şöyle arkalara falan saklandı. Çekiniyor gibi durmuyor da. Biraz çekinse iyi olur. Fitne fitnat. Gel gel, çekebilir gel. Gel bir sarıl. Ezra da şöyle. Sana verdim.
verdiğim sözü yerine getirmeme saatler kaldı baba. Hayatım boyunca benimle gurur duymadın ama belki şimdi duyarsın. Kuzen. Seni vuracağım yeri iyi bulmuşum. Abi, ben çıkıyorum. Deniz'le ofis bakacağız. Kendi yerini açıyor demek. Bence de en doğrusunu yapıyor. Benim de her şekilde onun yanında olacağımı iletirsin. Tabii, eyvallah. İletirim. Çıkıyorum ben de. Sen Tolga'nın yanında mı? Her şey güzel geçsin de o güzel yüzünü bir daha göremeyelim. Onun için uğraşıyorum ya ben. Ben bu naneleri, limonları alıyorum. Ozan şefe söylemeyiz. Abla biz çıkıyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. İsteğini kabul ediyorum. Bak abi artık senin. Ah be. Aşk insana neler yaptırıyor ya. Gözlerim yaşardı yemin ederim ya. Tabii bazı şartlarım olacak. Evet dinliyorum. Öncelikle Ezgi ile ilgili şikayetinden vazgeçeceksin. Aldığım mekanı aynı fiyata bana satacaksın. Bir daha asla karşıma çıkmayacaksın. Benden ve çevremden uzak duracaksın. Ya her şey okey de kuzen ben seni özlerim ya. Yani arada uzaktan da olsa seni hadi, görebilsem hadi. İmzala şunu. İmzala hadi. Tamam. Kızma. Hemen kızıyorsun. Mekanımın kapısı sana her zaman açık kuzen. İstediğin zaman gelebilirsin. Öyle DJ'lik, MJ'lik falan yapmak istersen ara beni. Eyvallah. O zaman hayırlı olsun. Tamam, geliyorum seni almaya. Sevgilim. Ha. Anlatmayacak mısın ya? Anlat hadi, Tolga'yla nasıl anlaştınız? Biz işte anlaştık bir şekilde. Sen bir yana koy. Nasıl bir şekilde? Yani artık bize bulaşmayacak mı? Bitti mi? Öf. Ama özgürlüğü merak ediyorum. Ama böyle ben artık bu pis pis insanlardan hiç bahsetmek istemiyorum. Keyfimizi kaçırmayalım boşu boşuna bunlardan bahsedip. Yani hiç enerjimizi düşürmeyelim. Tamam, kapatıyorum. Tolga konusunu kapatıyorum. Bütün enerjimizi mekanımıza verelim. Yeni mekanın açılışına verelim. Tamam, sen açılış için ne düşünmüştün bu arada? Sevgilim aşk olsun. Anlatıyorum ya sabahtan beri. Dinlemiyor musun sen beni? Dinliyorum. Bir daha dinlemek istiyorum. Doyamıyorum ben dinlemeye o yüzden. Yabancı. Selam. Hoş geldiniz. Bir özelimiz kalmadı. Rahatınızı bozduk ama. Hayır. Buyurun buyurun estağfurullah. Ne yaptınız ofise? Tuttuk vallahi. Çok sevindim Deniz. Tebrik ederim canım benim. Nasıl içine sindi mi? Vallahi içime çok sindi. Buraya da çok yakın tesadüfen. Of, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ya çok iyi denk geldi. Vallahi Özgür sana da teşekkür ederim. Yani Ozan söyledi her şekilde yanılıyoruz. Ya sen bizi ne zannediyorsun? Öyle alalade arkadaş falan mı zannediyorsun? O benim kardeşim. Sen de benim yengemsin. Biz birbirimize destek yengem olacağız tabii ki yani. Her zaman biz bir aileyiz artık. Her zaman. Yenge. Yenge. Nasıl? Fikirleri beğendiniz mi?
Vallahi Ezgi, açılış için gerçekten harika şeyler planlamışsın. Ben bayıldım. Çok heyecanlıyım. Bir şey diyeceğim ya. Hafta sonu yetişir mi? Bu hafta sonuna. Bu hafta sonu, evet. Ciddi misin? Ne var oğlum yani? Yeterince vakit kaybettik. Daha vakit kaybetmenin bir alemi yok. Sevgilim, bilmiyor olabilirsin ama hafta sonu sadece 4 gün var. Ya sen 4 günde tango öğrenmiş kadınsın sultanım. Hocam sendin. Ama yine ben yardımcı olacağım sana. Söz mü? Emrine amadeyim ben. Yani biz de ne gerekiyorsa yaparız tabii ki. Tamam. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Madem 4 günümüz var, hemen bir konsept belirleyelim. Konsepte göre de mekanı süslemelerine, menüye ve yapacağımız etkinliklere karar vereceğiz. Bence konsept aşk olsun. Bence kesinlikle aşk olmalı. Tuttum. Aşk olsun. O zaman hatta sloganımız da aşk sonbahara yakışır olsun. Tuttum ben bu fikri. Çok güzel. O zaman pastel tonlardan ilerliyoruz. Zaten mekanın aldığı doğal ışık bu renklere çok uygun. Tamam. Bahçe düzenlemeleriyle başlarız. Yemekleri de ona göre oluştururuz. Tabii ki. Müzikler için ne düşünüyorsun sevgili? Sana bırakıyorum. Tamam. Davetli listesini hazırladın mı aşkım? Evet. Tamam. O zaman hemen onu ajansa mail geçelim. Ben de basın için kısa bir tanıtım yazısı hazırladım. Bir okusana. Hemen. Okey, bence çok iyi olmuş. Tamam, gönderelim. Bence bu gecelik bu çalışma yeter ya. Uyuyalım mı? Uyumayalım. Çok işimiz var. Ama eve iş getiriyoruz şu an. Doğru değil. Değil mi öyle? Hadi, çalışalım. Bu. Aa, Cansu, Levent. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu, toparlayabildiniz mi kıyafetleri? Topladık. Uzun sürdü. Toplama işi yani. Sorma Özgürcüğüm. O kadar çok kıyafet varmış ki. Yani 8 gardırop daha lazım abi. Açık olsun ya. Ama çok eşya varmış. Evet, biraz fazla eşyam var ama biraz, ne yapayım? Çok ama çok. Söylemedin. Söylemedi. Toplu toplu bitmedi gerçekten. Çok kıyafetim varmış. Aman ya, boş verin. İyi olana odaklanın. Artık birlikte yaşayacaksınız. Bu çok güzel bir haber. Evet ama eşyalar çok. Bir şey söyleyeceğim. Çok özendiysen... yani biz de birlikte yaşayabiliriz. Bebeğim, ben daha senin yan evinde yaşayamıyorum. Ne birlikte yaşaması? Bu da doğru. Hı. Evet. Üzülme. Cansu, bir şey soracağım. Hı. Sen bu evi ne yapacaksın? Ya hiç bilmiyorum. Belki kiraya veririm ama Ezgi isterse oturabilir de. Ya bak işte, süper. Burada otur. Niye arıyorsun başka ev? Burada ev var. Evet. Ben de çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ama annem şart koştu biliyorsun. Hem ev hem iş. İkna etmem çok zor olacak. Ama merak etme. Elimden geleni yapacağım. Vallahi Özgürcüğüm, insan bir kere beraber yaşamaya alışınca ayrı kalmak çok zor oluyor. Laf aramızda adamı teklife kadar götürüyor. Bir bakmışsın, evlenmişsin. Dikkat et. Sen ne orada böyle fısır fısır konuşuyorsun? Şeyi söylüyordum. Neyi? Serdar'ı istifaya nasıl zorladım? Ne? İyi ki anlatıyorsun bak, haberi bile yok. Ama girizgah yapıyordum. Girizgah. Hadi anlat o zaman. Hemen yüzük taktık bu hal. Her neyse, şaka bir yana durum ciddi arkadaşlar. Elinize sağlık, harika görünüyor. Yalnız şunu şöyle biraz sola mı alsak? Olur, açılı dursun. Yaparız. Daha iyi görünür. Tamam Ezgi. Teşekkürler. Arkadaşlar, bunlar böyle ortalarda açık durmasın. Kaldıralım bunları. Müzik listesi için uğrayacağım. Hazırlanmış atıştırmalıklar. Şimdi bakacağım tadına. Nasıl gidiyor beyler? Gayet güzel. Hiç şüphem yok. Çok güzel olmuş mu? Çok. Aa, Pınar geldi. Hoş geldiniz. Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Alayım Levent'ciğim. Çok beğendim. İnanılmaz şık olmuş. Beğendim, çok sevindim. Her şeyi Ezgi'ye borçluyuz. Her şeyi güzelleştiren o. Teşekkür ederim. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bak, benim de düğün organizasyonumu sen yapacaksın, ona göre. Başka kim yapacak zaten? Tabii ki ben yapacağım. Aşkım, ben dayanamayacağım, söyleyeceğim Levent. Söyle. Biz gün aldık. Nasıl ya? Çok sevindim. Gel.
gerçekten evet. mi? Evet. Bu hafta nikah, önümüzdeki ayda düğün, İzmir'de. Ay çok inanılmaz bir haber bu. Tebrik ederim Levent. Levent'ciğim tebrikler. İnşallah. Çok heyecanlı. Anne, Ünal abi. Ah canım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne hoş kadar bulduk. Güzel. Beğendiniz mi? Canım kızım. Abi, tebrik ederim. Şey. Yani çok beğendim klas ya, bir mekan. Hayırlı olsun. Senin gibi duayenden bunları duymak şeref. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Şurada güzel olacak. Aa, bayıldım. Ne kadar güzel burası. Şahane olmuş değil mi? Merhaba. Kaçırmadık değil mi? Yok, tam zamanında. Hoş geldin Özgürcüğüm. Seninle gurur duyuyorum. Oğlum ne kadar güzel bir yer burası. Ay ne kadar güzel süslemişsiniz böyle. Ezgi ne Serenciğim? Aa Ezgi'ciğim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Teşekkür Tebrik ederim. Tebrik ederim canım. Aa. Sana aldığım bilekliği takmışsın. Evet. Çok teşekkür ederim. Tatlım yeri değil ama ben senden özür dilemek istiyorum. Bir sürü şey yaptım sana. Kusura bakma olur mu? Sevim teyzeciğim benim sizinle ilgili hiçbir kötü anlamı yok. Her şeyi unuttum. Çok teşekkür ederim. Ben de. Aa, siz ikiniz. Ay, başından beri sizi çok yakıştırıyordum yani. Favori çiftimdi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu kızın bile yüzünü güldürmüşsün. Bravo. Bravo. Aynen Ozan'cığım tebrikler. Oo, doktor bey merhaba. Hayırlı olsun siz de takmışsınız tek dışı. Küçük küçük ama boş ver. Tövbe estağfurullah. Bu da bana taktı. Sevgilim yılan dilli takılmasa boş ver. Haydi bakalım barı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ay çocuklar tebrik ederim. Ne güzel bir gün. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Özgür'le bu mekanı açmak için bayağıdır uğraşıyorduk. Hep hayalini kuruyorduk ve bugün gerçekleştirdik. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Daha anlamlı oldu her şey. Evet, süreç bizi biraz zorladı ama akıbeti güzel oldu. Evet. Tebrik ederiz. Tebrikler. Evet, parti başlasın. DJ. Bravo. Düğün kutlamalarını da burada yaparız inşallah. Nevin Hanımcığım. Hayırlı olsun hepimize. Biz Amin. En son sizinle nerede kalmıştık? Ezgi'yi istemeye gelecektik. Sevim Hanımcığım, ben diyorum ki... Biz bu işi gençlere bırakalım. Onlar ne zaman isterlerse bize haber versinler. Ne dersiniz? Aynen öyle. Gençlere baskı yapmayalım. Aynen. Tamam. Tamam öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olacak. Yolunda her şey ablam. Yolunda patron. Gayet iyi yolunda. Ama yani bu... La Gabbia'dan çıkmamıza bir türlü alışamadım. Yani bir garip hisler içindeyim. Sana bir şey diyeyim Pablo? Bu hayatta para, pul, mal, mülk... ...hepsi geçici. Şu manzara görüyor musun? Hı hı. İşte asıl mevzu o. Vay. Ben bu halinizi daha çok sevdim patron. Yani değişim var Özgür Bey. Hoş. Bir de... Dediğiniz gibi yani katılıyorum. Sonuçta para pul önemli değil. Aynı fikirdeyim. Bence paylaşmak çok önemli. Maaşına zam yaptım Pablo. Tron? Harika. Şu barın ilk yakımını yapalım mı bugün? İlk yakım diye. Peki. Ağzıma bir şey alayım diye püskürteyim. Öyle şeyler yapalım mı? Kimleri beni tedirgin ediyor. Kocaman oldu. Gidiyor musun? Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Gel mi?
Ünal abicim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, yanımızda olduğunuz için gerçekten. Beni seviyor musun Ünal abi? Artık seviyorum. Nevin Hanım size de bir sorum olacak benim. İlk size sorayım ve sizden izin alayım istedim. Ezgi ile biz şey yapsak, birlikte çalışsak. Ben pek karışmayayım ya bu işlere. Yani kızım ne derse olur. Pozitifsiniz ama anladığım kadarıyla. Evet öyleyim. Evet. Özgür. Ben daha düşünüyorum, kararımı vermedim. Ben annenle anlaştım. Ya. Ben bağladım bu işi. Düşünüyorum daha ne? Hadi yavrum, hadi. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlı olsun inşallah. Gerçekten hayırlı olsun. İyi akşamlar size de. İyi akşamlar oğlum. Biz de gidelim yavrum, yolumuz uzun. Daha Göcek'e gideceğiz biz de. Tamam anneciğim ama çok alıştırdınız bizi. Böyle gene gelin yani. Yani böyle Göcek'te gibi değil de sanki böyle karşı yakadan geliyormuşçasına. O rahatlıkta ve sıklıkta çıkıp çıkıp gelin. Çıkıp çıkıp gelelim. Hadi şimdi bir gidelim. Bir buçuk saat yok, uçar gelirim. Ben sizi mutlaka Bursa'ya da bekliyorum. Hadi gelin beraber çıkalım madem. Günal abi sen tek de gel. Kalmaya gidelim. Hayır çok sevdim. Mekan senin. Kesin. Barmen, haftaya nikahım var. Sen de davetlisin. Tabii ki geleceğim. Sonuçta bu evlilikte benim de büyük bir payım var. Evet, payın var Barmen. Olmaz olur mu? Çok büyük bir payım var hem de. Bu arada bekarlığa veda partiniz benden olur mu? Ben organize edeceğim. Bekarlığa veda. Ne? Ne? Bekarlığa hoşça kal. Git bekarlığa. Kısık konuşursun, müzik var. Ne? Eda, bekarlığa hoşça kal ya. Evet, onun partisini ben organize edeceğim. Bekarlığa vedayı ben organize edeceğim. Veda mı? Ne? Bekarlığa veda mı? Bekarlığa veda partimiz. Bekarlığa veda derken anlamadım Levent'ciğim. Barmen işte hayatım. Seviyesiz seviyesiz konuşuyor. İdare edeceksin. Emre. Cansu Hanım, ne alırsınız? Sade bir su alayım Emre'ciğim. Tabii ki, sade su. Açılış oldu bence. Sayende. Hı. Hayatımı dokunduğun her şeyi güzelleşti. Emin misin? Ne demek şimdi bu? Özgür. Lakabiyeti Olga'ya verdiğini biliyorum. Böyle bir şey yaptığına hala inanamıyorum. Bu... Bir taraftan bu kadar sevilmek o kadar güzel ki. Eğer böyle bir şey yapacağını bilseydim hayatta izin vermezdim. Ha işte o yüzden söylemedim ya sana. Şu anımıza engel olma diye. Ezgi. Benim için paraymış, pulmuş, şanmış, şöhretmiş, lagabeymiş, şu gabeymiş falanmış, falanmış. Hiçbirinin önemi yok ki. Benim için bu hayatta en önemli şey sensin. Senin huzurun, senin mutluluğun her şeyden değerli. Her şeyden önce geliyor. Ve bunu korumak için de elimden ne geliyorsa, ne mümkünse yapıyorum işte ben. Her şeyi feda etmem gerekse bile. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Ezgi İnal. Benim? Şu müziğin sesini kısar mısınız? Bizimle emniyete kadar gelmenizi rica ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.